Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle 2019-2020 11. sınıf kimya MEP tekrar testlerini çözeceğiz. Hazırsanız başlayabiliriz. Birinci sorumuz: aşağıda bazı orbitallerin türlerinin L ve ML değerleri verilmiş. Hangileri doğrudur? S orbitalinin L değeri sıfırdır. ML değerleri L'ye bağlı değer alır. Eksi L, sıfır dahil, artı L arasındaki değerleri alır. Bu durumda o zaman ML'si sıfırdır. Doğru. P'nin L değeri 1 iken ML'si eksi 1, 0, artı 1'dir. Doğru. D 2'dir. Doğru. Eksi 2 ile artı 2 arasında değer alır. F de 3'tür. Bu da doğru. Eksi 3 ile artı 3 arasında değer alır. Cevabımız E şıkkı diyoruz. İkinci sorumuz: artı 2 değerlikli iyonun elektron dağılımı olarak verilen X elementi için, bakın, iyon halinde vermiş, element atomunu soruyor. O zaman x artı 2 iken elektron dağılımı bu şekilde ise, elektron sayısı 2, 4, 10, 12, 18, 27'dir. Demek ki x atomunun atom numarası 29'dur. X'i aldım buraya. Elektron dağılımını yapıyorum. Nötralde elektron sayısı atom numarasına eşit olduğu için direkt 29'a göre 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D10. Bakın, 29'u unutmuyorum. Özel bir durumu vardı. 24 de aynı şekilde. Şimdi sorumuza geçelim. Hangisi yanlıştır diye soruyor. 4. periyottadır. En büyük baş kuantum sayısı bana periyodu verir. 4. B grubu elementidir. D ile bitenler B grubu elementidir. Temel hal elektron dağılımı 3D10 ile bitmiştir. Doğru. Geçiş elementidir. B grubu olanların hepsi geçiş elementidir. Doğru. S orbitallerinde 8 elektronlu vardır. 2, 4, 6, 7 elektron vardır diyoruz. Demek ki E şıkkı yanlış. Üçüncü soru: bir atomun son katmanında bulunan orbital tam dolu veya yarı dolu ise, yani bu atom S orbitali ile bitiyorsa eğer, tam dolu S2 olmalı, P6 olmalı, D10 olmalı, F14 olmalı. Yarı dolu ise eğer, S1, P3, D5, F7 olmalı. Yarı dolu. O zaman bu küresel simetrik özelliği kazanır. Periyodik sistemde bir elementin küresel simetrik özellik kazanması için aşağıdaki durumlardan hangisi tek başına yeterli değildir? Birinci periyotta olması, birinci periyotta bulunan iki elementimiz var. Hidrojen ve helyum 1S1 ile bitiyor ya da 1S2 ile bitiyor. Tam dolu ve yarı dolu. O zaman bu doğru. F bloğunda bulunması, F5 ile mi bitmiş, 7 ile mi bitmiş, 14 ile mi bitmiş, 3 ile mi, 5 ile mi bitmiş, kaç ile bitmiş? Bu yeterli değil. 5A grubunda bulunması, bakın, baş kuantum sayısı N olan bir elementin 5A grubundaysa eğer, elektron dağılımı NS2 NP3 ile biter. O zaman yarı dolu olduğu için bu yeterli. S bloğunda bulunması, S bloğunda bulunanlar ya 1S ile biter ya da S2 ile biter. Bu da doğru. Atom numarasının 24 olması, atom numarası 24 ile biten X elementimiz, elektron dağılım 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5 ile bittiği için, son orbitali yarı dolu olduğu için bu da yine yeterlidir diyoruz. Cevabımız B şık. Dördüncü sorumuz: musluk açılıyor ve gazlar sabit sıcaklıkta karışıyor. Şu musluk ortamda kalmadıktan sonra gazlar karıştı, tek kaba dönüştü. Piston hareket etti sağa ya da sola. Buna göre son durumda pistonun nerede durması beklenir? Yani nerede duracak? Hacmi kaç litre olacak? Nerede durması demek ve sondan hacmini hesapla demek. Şimdi birbiriyle tepkimeye girmeyen gazlar karıştırıldığı zaman ne olurdu? Oksijen ve argon, P1V1, P2V2, P son V son formülü kullanılırdı, değil mi? P1V1 artı P2V2 eşittir P son V son diyoruz. P1'im 2 atmosfer.
Hacmim 3 litre artı P2'm 1 atmosfer. Hacmim 4 litre. Demek ki her bölme 2 litreymiş. Eşittir P son. Musluk açıldığı zaman hacim değişecek ama son basınç yine 1 atmosfere eşit olacak. V son nedir? V son eşittir. Buradan 10 litre çıkar. Şimdi gelelim hacmimizi bulmaya. Şunu temizledikten sonra pistonun nerede sabitleneceğini bulacağız arkadaşlar. Şimdi son hacim 10 litre. 3 litre burada. 4 de burada. Her bölme 2 litredir. 3, 7, 9, 10. Yani C ile D arasında bir noktada duracak. Hatta tam ortasında da diyebiliriz. CD arasında piston duracak. Cevabımız C şık. 5. sorumuz grafik sorusu. N tane X gazı. N tane X gazı Avogadro sayısı kadar gaz kaç moldür? 1 moldür. Hacminin sıcaklığa bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Hacim litre, sıcaklık birimimiz ne arkadaşlar? Sıfırın altına indiği zaman Celsius'tur. Eğer formülümüz, grafiğimiz şu şekilde olsaydı, şöyle mutlak sıfır noktasını burada göstermiş olsaydı, o zaman grafik neydi? Kelvin'e göre çizilmişti derdik. Hacim. Peki buradaki sıfırın altındaki şu A noktası neydi? Mutlak sıfır noktasıydı. Yani değeri ne? Eksi 273,15 değerine sahip. Şıklara bakıyorum. A noktası mutlak sıfır noktasıyla tanımlanır. Doğru. Sıcaklık birimi Celsius'tur. Doğru. B noktasındaki hacim 22,4 litredir. PV eşittir nRT. Şimdi arkadaşlar aslında bunun kuralı da var biliyorsunuz ki. 1 atmosfer basınçta 1 mol gaz normal şartlar altında yani 273 santigrat derece sıfır dediğim B noktasında 0 santigrat derece 273 kelvindir. Kaç litre hacim kaplar? Sadeleşti. V eşittir. 22,4 litre hacim kaplar. O zaman bu da doğru diyorum. Cevabım 1, 2, 3 Edirne. Gelelim 6. soruya. Kütlece %20'lik 200 gram sodyum hidroksit çözeltisi alınarak hacmi saf su ile 1000 mililitreye tamamlanıyor. 1000 mililitreye tamamlıyoruz. Bu çözeltide buna göre oluşan çözeltinin molar değişimi kaç olur? Molarite soruyor bize. Molarite eşittir. Mol sayısı bölü hacim. Şimdi 1000 mililitreden hacmini biliyorum. 1000 mililitre. Yani 1 litre. O zaman mol sayısını bulacağım, değil mi? Mol sayısını bulmak için kütlesini bulmam lazım. Çünkü mol sayısı eşittir. Kütle bölü molekül ağırlığı. Kütlece yüzde derişimini biliyorum. Kütlece yüzde derişim eşittir. Çözünen maddenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı 100. O zaman kütlece yüzde derişime eşittir. Çözünen madde ne kadar bilmiyorum. Sodyum hidroksit bölü çözelti 200 gram çarpı 100. Buradan çözeltiden sodyum hidroksit kaç çıkar? Şunlar sadeleşirse 2 kalır. 2 çarpı 20'den 40 gram çıkar. Kütlesini bildiğim bir maddenin mol sayısını bulmak için kütle bölü molekül ağırlığı. Molekül ağırlığımızı 40 vermiş zaten. Mol sayısı da ne çıktı? 1 mol. Şimdi molarite eşittir. Mol sayısı bölü 1 litre hacim. O zaman molarite eşittir 1 mol bölü litre. Molarite formülünde biliyorsunuz ki hacmimiz
litre olarak kullanılır arkadaşlar. Cevabımız C şık. 7. sorumuz. 10 üzeri 6 miligram çözeltide çözünmüş maddenin miligram cinsinden miktarına milyonda bir kısmın denir. Yani parts per milyon. Milyonda bir kısım. PPM. Fırat nehrinde alınan 4 kilogram su örneğine 0,4 miligram sülfat iyon olduğu tespit edilmiştir. 4 kilogramda 0,4 miligram. Buna göre su örneğindeki sülfat iyonun derişimi kaç ppm'dir? Ppm eşittir arkadaşlar. Eğer çözünen maddenin kütlesini miligram cinsinden alacaksam bölü çözeltiyi de kütle kilogram cinsinden alacaksam direkt oranına eşittir. Ppm miligram bölü kilogram oranına eşittir. Ya da ppm çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi aynı birimde ise eğer çarpı 10 üzeri 6, yani grama ya da kilograma çevirdiğim zaman aynı birim alıyorsam çözünen bölü çözelti çarpı 10 üzeri 6 derim. Şimdi biz burada zaten birimleri miligram ve kilogram verildiği için direkt yerine yazıyoruz. 0,4 bölü 4 ppm değerim 0,1 çıkar arkadaşlar. Ppm değerim 0,1 çıkıyor. Cevabımız B şık. Gelelim 8. sorumuza. Bazı çözeltilerin içerdikleri çözücü maddeleri ve derişimleri şöyledir. Sıvı çözelti potasyum klorür 0,05 molar. Glikoz 0,05 molar. Kalsiyum klorür 0,05 molar. Kaynamaya başladıkları sıcaklık x artı y artı z. Buna göre deniz seviyesinde hazırlanan çözeltilerin kaynamaya başladıkları sıcaklıklar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisini doğru olarak verilmiştir? Şimdi çözeltilerde koligatif özellikler. Kaynama noktası demiştik. İyon derişimi ile doğru orantılı bir şekilde artar. O zaman bu çözeltilerden iyon derişimi fazla olanın kaynama noktası fazladır. Şimdi iyon derişimlerini bulalım. Potasyum klorür suda çözünürse potasyum artı klor eksi şeklinde iyonlarına ayrışır. Çözelti. Potasyum klorürün iyon derişimi 0,05 ise bu da 0,05 molardır. Bu da 0,05 molardır. O zaman ortamda bulunan iyonların derişimleri toplamı kaç molardır? 0,1 molardır. Glikoz iyonlarına ayrışmadığı için onun iyon derişiminden bahsetmiyorum. Direkt moleküler halinde bulunan derişimi 0,05. Potasyum klorürü 0,1 molar bulduk. Kalsiyum klorürü iyonlarına ayrıştırıyorum. Kalsiyum artı suda ya da çözelti. Klor artı eksi. Bu da suda. Şimdi burada klor 2 olduğu için katsayısı 2 gelecek. Yani bunun iyon derişimi 0,05 iken bunun iyon derişimi 0,05'tir. Bunun iyon derişimi 0,1 molardır. Yani toplam iyon derişiminden bahsedersek eğer kaç bulurum değerini? 0,15 molar. Getirdim, onu da yerine yazdım. Bu da 0,15 molar. Dedik ki çözeltideki iyon derişimi arttıkça kaynama noktası yükselir. O zaman bu üçü içerisinde iyon derişimi en fazla olan Z olduğu için kaynama noktası en yüksek Z'dir. Sonra X'tir. Sonra Y'dir. Cevap şıkkımız arkadaşlar B şıkkıdır burada. 9. soruya gelelim. Gerçek gazlarla alakalı sorulmuş bir grafik sorusu. Aşağıdaki grafikte X ve Y gazlarının PV bölü RT oranlarının basınçla değişimi gösterilmiştir. Bakın, basınç arttıkça PV RT oranı nasıl değişiyor onu bakıyoruz.
Eğer PV bölü RT oranın 1 ise gaz idealdir. Şurada gazımız ideal. Bu çizgiden ne kadar uzaklaşırsam ideallikten o kadar sapmışım demektir. Basınç arttıkça X gazı ideallikten uzaklaşır. Bakın, basınç bu tarafa doğru arttığı için basınç arttıkça evet gerçekten de aradaki açı açılıyor. X gazı ideallikten uzaklaşıyor. Y gazı X gazına göre ideallikten daha az sapmıştır. Hayır bakın Y gazı daha fazla sapmalar göstermiş. Bir aşağıya bir yukarıya doğru. Yanlış. X gazının moleküller arası çekim kuvveti Y gazınınkinden fazladır. Şimdi arkadaşlar moleküller arası çekim kuvveti fazla olan gaz ideallikten daha fazla sapar. X ve Y'den Y daha çok saptığı için Y'nin moleküller arası çekim kuvveti X'e göre daha fazladır diyoruz. O zaman bu da yanlış oluyor. Bir adana. Tekrar ediyorum. Molekülleri arası çekim kuvveti fazla olan gaz ideallikten daha fazla sapar. Y'deki sapma daha fazla olduğu için X'e göre o zaman X Y'ye göre daha idealdir. X Y'ye göre daha idealdir. Bu da X'in moleküller arası çekim kuvvetinin Y'den daha az olduğunu gösterir. Gelelim 10. sorumuza. Gazların yayılma hızları molekül kütlelerinin karekökü ile ters orantılıdır. Yani bana diyor ki eğer X gazı varsa, Y gazı varsa bunlar arasındaki yayılma hızı molekül kütleleriyle ters orantılı ama karekök içerisinde. Tabii sıcaklık sabitse aynı sıcaklıkta olması lazım. Neon gazı var, kükürt trioksit gazı var. Yukarıdaki sistemde aynı koşullarda M1 ve M2 muslukları açılırsa A noktasından kaç santim uzaklıkta karşılaşırlar? Yani belli bir yere kadar neon gazı gelecek. Belli bir yere kadar kükürt trioksit gazı gelecek. Bu noktada karşılaşacaklar. Aradaki mesafe kaç santimdir? Yalnız dikkat ediyorum A'ya göre hesaplayacağım. O zaman neon gazının molekül ağırlığı kaç? 20. Kükürt trioksitin molekül ağırlığı kükürt 32. Oksijen 3 çarpı 16 toplamı 80. Şimdi arkadaşlar formülde de gördüğünüz gibi şişman gaz yavaş koşuyor. O zaman yerine yazıyorum. Neonun hızı bölü CO3'ün hızı eşittir. Karekök içerisinde CO3'ün molekül ağırlığı bölü neonun molekül ağırlığı. 80'i 20'ye böldüğüm zaman karekök içerisinde bu değerim kaç olur? 4. Karekökün dışına çıkardım 2. Yani neonun hızı 2 ise kükürt trioksitin hızı kaçtır? 1. Hızı 2V ise bunun hızı V kadardır. Şimdi bir gaz V hızla X kadar yol alırsa 2V hızla 2X kadar yol alır. Peki bizim buradaki aralığımız kaç x? 3x. 3x neye eşit? 60'a eşit. X değeri nedir? 20 santimetre. X 20 ise bizim aradığımız 2x olan neon gazının hızı 2x'ti çünkü. Demek ki bu 40 santim gelmiş. Bu 20 santim gelmiş. V hızıyla 20 santim, 2V hızıyla 40 santim gelmiş. A noktasından 40 santim uzaklıkta, A noktası burada kaldı. 40 santim uzaklıkta karşılaşmışlar diyoruz. Cevabımız D şık. Evet, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, görüşmek üzere.